Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar, bugünkü video konuğumuz Skoda Yeti. Skoda Yeti 2014 model 1.6 dizel otomatik elegans donanım paketiyle test konuğumuz oldu. Öncelikle bu otomobili bize sunduğu için Sivas Aydeş Otomotiv'e teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Skoda Yeti ilk defa 2009 yılı itibariyle üretilmeye başlanan, 2014 yılında makyajlanan bir otomobil. Yeti'nin yerini daha sonraki yıllarda Skoda Karoq ve Kamiq'ler aldı. Diyeceksiniz ki Karoq C SUV, Kamiq B SUV nasıl ikisi birden yerini aldı? Bu otomobilde aslında ikisini tam ortasıydı. Yani bir yerden baktığınız zaman Kamiq'in geçmişteki versiyonu, bir yerden baktığınız zaman da Karoq'un geçmişteki versiyonu bu otomobil. Daha doğrusu bu otomobilden iki otomobil türetildi de diyebiliriz. Ve devam edelim. Skoda Yeti, Volkswagen'in PQ35 isimli platformu üzerine geliştirilen, yani bu dönemin Octavia'sı ile aynı platform oluyor. O zamanlar C-SUV diye lanse edilen bir otomobildi. Bu otomobilin ülkemizde 1.2 TSI, 1.4 TSI ve 1.6 dizel versiyonları geldi. İlk gelen makyajların da ekseriyette 2.0 dizelleri de vardı arkadaşlar. 2.0 dizel olanları 6 ileri ıslak kavrama diye bilinen DSG şanzımanla, diğer tüm motor seçenekleri de 7 ileri kuru kavrama diye bilinen DSG şanzımanla geliyordu. Bu aracın üzerinde de az önce dediğim gibi 1.6 litrelik 4 silindirli turbo dizel bir motor, 7 ileri kuru kavrama diye adlandırılan DSG şanzıman var. Bu motor ve şanzımanla birlikte 0'dan 100 km hızlanması 12.2 saniye arkadaşlar. 1370 kilo ağırlığa, 405 litre bagaj hacmine ve 600 kilonun üzerinde bir taşıma kapasitesine sahip bir otomobil. Bu araç bu serinin en dolu versiyonlarından bir tanesi. Elegans, ama bu elegansın üzerine birçok opsiyon, mesela yukarıda göremediğimiz sunroof cam tavan opsiyonu gibi opsiyonlar alabiliyordunuz o dönemlerde, Yeti bitmeden önce. Yeti'nin aynı zamanda birkaç özelliği daha var. Bunlardan bir tanesi, Top Gear dergisinin bir Yeti videosu vardı. İzlediniz mi bilmiyorum ama o Yeti videosunda üzerine helikopter indiriyorlardı bu otomobilin ve çok beğeniyorlardı. Çok böyle detaylı süspansiyon testleri yapıyorlardı. Onlardan birazdan bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu otomobilin ENKEP testi 5 yıldız ve yolcu koruması %92. Skoda otomobillerinin en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi bu. Yeni otomobillerinde de böyle. Özellikle ENKEP testleri çok çok başarılı oluyor. Yani VAK grubunun genelinde başarılı oluyor ama Skoda bir tık daha yüksekte oluyor genelde. Şöyle önden başlayalım. Bakın, önde burada mercekli Bizeno farlarımız var arkadaşlar. Fari kamalarımız, altta sis lambalarımız. Burada yeni panjurumuz var. Eskisinde pörtlek gözlü, şurada küçük lambalı bir ön görünüş vardı ama bunu tamamen değiştirip modernleştirdiler. Bakın, şurada bir çıkıntı var ve ucunda bir Skoda logosu. Dönemin tüm Skodaları böyleydi. Yine kaputun ortasında içeriden baktığınızda görebildiğiniz bir çıkıntı var ve onun dışında sade bir kaputu var. Yan tarafta 205-55-16 jant ve lastikleri var. 17 olanlarını da alabiliyordunuz o zaman. Yine şöyle yana geçelim. Yanda Osman abi, sen de diyorsun biraz doblovari bir duruşu var arabanın. Yani SUV gibi değil aslında. SUV'umsu gibi ya da cross gibi diyebiliriz. Şimdi burada en çok dikkat çeken veya dobloya benzetecekleri şey ne olabilir? Bu B sütununun kalınlığı. Yani normalde bu kadar bir B sütunu, hatta kalınlığı değil, aşağı indikçe böyle kalınlaşması ve şu aradaki ayrıklık biraz böyle farklı bir şey, görsel katıyor bu arabaya. Hani çok mükemmel diyemem ama kötü de durmuyor çok fazla. Ama aynı zamanda bir ticariymiş gibi de gösteriyor aslında o tasarım. Ora düz olsaydı, C sütunundaki gibi direkt parlak bir malzemeyle kaplı olsaydı çok daha farklı dururdu. Yine çamurluk davlumbazları görüyorsunuz. Buraları bayağı böyle geniş geniş, lastikler boşluklu kalıyor. Bu da gerçekten böyle araziye falan girdiğinizde, bir yere girdiğinizde süspansiyon çalışma aralığını artıran bir şey. Tabii içeride amortisörün buna müsaade edebildiği kadar çalışıyor ama o da ona göre ayarlı olduğu için bir problem olmuyor. Arkasına geçelim. Bakın, şu altta çift egzoz çıkışı var. Burada Skoda ve Yeti yazınız, aynı zamanda TDI yazınız var. Buradan bagaj kapağını açalım. Abi, burada işte 405 litrelik bir bagajımız var. Bu bagajda güzellikler var. Bir tanesi 12 volt çıkışı. Diğeri şuradaki aydınlatma. Mesela bu aydınlatmayı şöyle alabiliyorsunuz. Buradaki tuşa bastığınız zaman şöyle ışıklarını iki kademeli yakabiliyorsunuz. Geri takabiliyorsunuz buraya. Bakın, burada şöyle şeylerimiz var. Raylarımız var arkadaşlar. Şurada tutucular var. Onun aynısı mesela burada var. Üzerinde askı var. Burada bir aydınlatma daha var. Şurada bir tane gözünüz var. Burada eşiğimiz oldukça düz. Bakın, şurada yine raflar, alanlar var. Aynı zamanda askı için aparatlar yer alıyor. Burada yine alt tarafta bir boşluk var. Şurayı kaldırdığım zaman bir stepnemiz var ve sağında solunda köpükle doldurulmuş boşluklar var. Yani şunlara bayağı bir malzeme koyabilirsiniz. Tamir kiti de stepnenin içerisinde yer alıyor arkadaşlar. O anlamda oldukça kullanışlı bir 405 litrelik bagajı var. Bagaj kapağımız çok hafif, şöyle gördüğünüz gibi, ve ince bir kapak. Arkasına doğru geçelim. Burada kapı hissiyatları oldukça tok bence. Kapı yüzeyleri
sert abi. Şuralar yumuşak, derisi de kaliteli. Şuralar yine hafif yumuşak ama şurada daha yumuşak. Kapıcı gözleri fena değil. Bakın buradaki alt taraftaki tasarım oldukça basit. Burası döneminin B segmenti otomobilleri gibi açıkçası ama şu alan birazcık kaliteyi artırıyor. Onun dışında çok fazla bir şey yok. İçine geçtiğimiz zaman bakınız sağ koltuktan başlayalım. Sırtlarını dikleştirdim. Bakın bunun sırtlığı yatık, bunun sırtlığı dik. Yani sırtlık ayarınız var bu otomobilde. İleri geri gidebiliyor. Şu gördüğünüz kadar ileriye gidebiliyor. Ortaya yatırdığınız zaman bunların üçü de bu arada birbirinden bağımsız ileri geri gidip geliyor. Şurada iki tane şöyle kol dayanağı çıkıyor. Ortada iki tane bardaklık oluyor. Burada da koltuğun sırtlığı en aşağıya yatırılmış hali normal hali yer alıyor. İsterseniz bu koltuğun sırtını da öne yatırabiliyorsunuz. Tekrar bir daha öne yatırabiliyorsunuz. Komple koltukları çıkartabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir arka yaşam alanı var. İçine biniyorum. İçeride abi burada koca bir şaft tüneli var. Bu şaft tüneline ortada oturan adam yani ayağını koyamaz. Burası bayağı bir küçük. Şu alt tarafta bir tane çöplük, onun üstünde bir küllük var. Burada havalandırma menfezleriniz ve ön tarafta ileri geri yukarı aşağı oynayabilen kol dayanağınız yer alıyor. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden bu şekilde. Yukarıda şöyle tutamakları görüyorsunuz. 4 tane bu tutamaklar. Aynı zamanda askı aparatı burada var. Burada var. Airbag'iniz, ayarlı emniyet kemeri mandallarınız ve aydınlatmalarınız. Bu otomobilde ortada herhangi bir aydınlatma yok. Aynı zamanda bu donanım paketine özel mi bilmiyorum ama bakın C sunlarında da airbagleriniz yer alıyor bu otomobilde. Burada baş mesafeniz bayağı iyi abi. Bakın şöyle bayağı iyi. İki el kadar, bir kol kadar boşluk var ve diz mesafesi de şöyle yaklaşık 3 parmak, 3,5 parmak. Şurada da şöyle gözleriniz yer alıyor. Önüne geçelim. Buralar tabii çok daha ağır yani ön kapılar. Bakın burada ışıklar var. Yansıtıcı ışıklar var. Gayet güzel. Bunda şey göremedim. Şemsiyelik göremedim burada. Burada arkadaşlar kapı yüzeyleri yine sert plastik. Ayna kapamamız var bu donanımda. Şurası hafif. Burası tam yumuşak. Dört camımız tam otomatik. Şurada bir kapı içi gözünüz var. Burada da böyle fileler var. Hani işte bir şey koyduğun zaman. Mesela bunu getirdin abi. Buraya koydun. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tutturabiliyorsun. Güzel. Sumu koyduğun zaman dökülmez düşmez. İçine geçtiğimde koltuklar burada oldukça güzel ve rahatlar zaten. Aynı zamanda bel destek ayarı iki tarafta var. Airbagler iki tarafta var. Derinlik ayarı da iki tarafta yer alıyor. İçine biniyorum. İçeride burada havalandırma menfezleri, otomatik farınız var. Yine bunun üzerinde hız sınırlayıcı ve sabitleyici yer alıyor arkadaşlar. Direksiyonumuz döneminin VAC grubu direksiyonlarıyla aynı. Şöyle de yine aynı bir anahtarımız var. Buradan hemen bir marşa basalım. Şu şekilde. Böyle bir ekranımız var. Siyah beyaz. Kadranlar yine standart. İşte Octavia'lardan falan da alışkın olduğumuz kadranlar. Bunlar arasında şöyle geçişler yapabiliyorsunuz. Size yağ sıcaklığından birçok şeye kadar gösteriyor. 121 bin kilometrede bu otomobil. Ortaya gelelim. Bakın şuralar hafif yumuşak. Hafif. Şuralar yine öyle. Şuralar yine öyle. Şurada şöyle bir gözünüz var. Bunun da altı bir pedle kaplanmış. Bunu kapatalım. Burada iki tane havalandırma menfezi, ikisi içinde ayrı ayrı ayarlar var. Alt tarafta bir tane ekranınız var arkadaşlar. Bu ekranda radyo, medya, telefon gibi bağlantılar var ama yani buraya bir Bluetooth bağlama ayarı bulamadım. Mesela setuplara da giriyorsun, telefona tıklıyorsun. Yani nereden bağlayacağın yok. Muhtemelen kabloyla bağlamak gerekiyor olabilir. İşte onun dışında bir tane SD kart girişiniz var. Bu ekran dokunmatiği fena değil. Dijital çift taraflı bir klima. Burada stop start on off. Yine lastik basıncınız var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Alt tarafta şurada arkadaşlar cihaza... Yani cihaza dediğim arabaya bağlamak için bir giriş yer alıyor. Şurada da bir tane böyle pedle kaplanmış bir göz var. 7'leri DSG'nin kolu burada. Burada kapı açma, kilit açma kapama ve aynı zamanda iki tane de bardaklığınız yer alıyor. Şurada şöyle ileri geri gidebilen, yukarı aşağı oynayabilen bir kol dayanağı var ve içerisi şöyle çok büyük değil. Ve bu el frenin üstü de deri kaplı. Şöyle göstereyim size. Sağ tarafa geçtiğimizde burada şöyle içerisi kaplı olmayan bir küçük torpido gözü var. Yukarı çıktığım zamansa yukarıda ışıksız makyaj aynaları, şurada bir gözlüklüğünüz, burada da otomatik karar bilen bir iç dikiz aynası yer alıyor. Yeti'nin iç ve güneş bu arada güzele vurulmuş. İç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kamerayı bağlayalım. Osman abiyle biraz gazlayalım bakalım Yeti'nin sürüşü nasıl. Bu otomobile daha önce bir yolculuğa çıkıp birkaç yolculuğa çıkıp binmiştim ve aşık olmuştum. Yeti'yi size bir daha anlatmak istiyorum. Abi öncelikle, şimdi seni illaki unutmuşlardır belki. Seninle çok güzel bir Astra Golf şey yaptık, evet. Kıyaslaması yaptık. Daha önce Honda Civic senden satın almıştım. Ondan sonra hep söylüyorum, Allah razı olsun. Hani Sivas'ta biz şeyi görüyoruz. Sen de işte senin gibi abilerimiz var yine, onlar da. Yani böyle bir galeri esnafı gibi değil de otomobil meraklısı gibi. Sen bir, benim bende olmayan bir, bende videosu olmayan bir araba gelince senin de heyecanlandığını hissediyorum. Artık iş şeye döndü. Yani böyle bir Sivas'ta otomobillerle ilgili bir şeyler yapıp böyle duyurmaya, burada da bu merakın olduğunu, hani galerici sen zaten otomobil merakın vardır. Hani pek öyle bakılmaz bugün ama
ticari olarak değil de bu işe zaten hevesle başlıyor insan. Aynen öyle. Vardır illaki ama tabii bunu da böyle ben hissediyorum yani. Özellikle mesela sende de çok hissediyorum. Hani bir esnaf gibi değil de ya otomobil meraklısı, bunu da işte dinleyelim, anlatalım gibi bir şeyim var. Abi öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Ve bu otomobili hani alıyorsun, satıyorsun. Biraz Skoda Yeti'nin takipçisinden, hani izleyeninden, kullanıcısından. Sen onları benden daha iyi görüyorsun. Sonuçta seni arıyorlar günde 40 defa. Tabii ki. Bunlardan bahsedebilirsin ve sence Yeti nasıl bir araba, ondan bahsedebilirsin. Öncelikle başlayalım. Başlayalım. Yani ben bu Aydeş Otomotiv'in sahibiyim. Bu araç bizim. Skoda Yeti ile ilgili gelince de şöyle söyleyeyim. Bu aracı arayanlar genelde müşteriler bu aracı tanıyarak arıyorlar. Hani herhangi bir tanesi de bu aracı bilmeden sırf suymuş ya da işte ben bu arabayı kullanayım dizel otomatikmiş diye aramıyorlar. Bu aracın tamamen kullanışlı yanlarını görerek, kendi kullanımlarına uygun olduğunu görerek arıyorlar. Örnek veriyorum, yani bir ticari grubunda bir araba alıp da her yıl muayeneye gitmek yerine ya da işte çok büyük bir jip alacak durumu yoksa, yani daha ufak otomobil tarzında bir SUV aradıklarını genelde telefonda söylüyorlar ya da talepleri ona karşılık oluyor. Yani bilerek, severek, isteyerek arıyorlar. Hiçbir tanesi de bu araba işte kilometresi azmış, temizmiş diye arayan olmadı. Ve aracı tanıyarak geliyor herkes. Özelliklerini birçoğu hatta benden daha iyi biliyor. Yani Yeti'yi yani, arayan Yeti almayı arıyor. Yeti'yi alan Yeti'yi almayı arıyor yani. Dediğin doğrudur. Bilinçli bir müşterisi var. Yani tutulan güzel bir araba. Emsalde genelde yani gene rakibi olarak gördüğüm, benim gözüme çarpan dizel otomatik olarak gene kendi üst segmenti Kamiq var gibi geliyor. Bilmiyorum, pek araştırmadım ama. Yani insanlara yeterli geliyor. Bir de VAK grubu olduğu için seviliyor. Yani söyleyeceklerim şu an aklıma gelen bu kadar. Gerisi sen peki daha abi biliyorsun. Ortalama fiyat olarak ne ve şey, bu otomobil sence nasıl? Yani ne düşünen bu otomobili de alabilir? Yani sence şu, yani kim binmeli bu otomobile? Bu otomobile aile tarzı, dizel otomatik araba arayan, yani şöyle söyleyeyim, eşiyle birlikte kullanmak isteyen, ufak çocukları olan insanların kullanacağı, yerine göre bir kamp atmaya gideceği zaman da, örnek veriyorum, bağına, bahçesine, kampa gidecek, denize gidecek, gayet ergonomik, her yerini kullanabiliyorlar. Yerine göre isterse port bagaj bağlayabilir, tavan barları var. Hani bir ticariden beklenti, ufak ticari, hafif ticari diyelim, beklentilerini karşılayacak. Yerine göre bir SUV'un beklentilerini karşılayacak, araziye de girebileceğin. Yerine göre şehir içerisinde otomobil olarak kullanabileceği. Yani her yöne bir cevap verebilecek bir noktası var bu arabanın. O yüzden yani gayet düşünülebilir bir araba. Ama bilinçli bir müşterisi var bu arabanın. Herkes bunu severek, isteyerek alıyor. Peki fiyat olarak ortalama ne seviyede abi bunlar? Ya ben kendi arabam için konuşayım. Tabii ki bunlar değişeni, boyası, kilometresine göre değişiyor ama minimum 150 binden başlıyor. Makyajlı kasa için konuşuyorum. Yani 200 bin isteyenler var, 210 bin isteyenler var. Belki onlar biraz yüksek gelebilir ama yani ortalaması 175, 180, 190 civarında bir araç bu araç. Anladım. Yani dizel otomatik 175-180'e de pek bir SUV'da yok zaten SUV bakınca. Yok. Yani şöyle söyleyeyim, küçük bir dizel otomatik araba almaya kalksa, bir Golf almaya kalksa, yani Leon almaya kalksa 240-230. Yani onlar da bunun üstünde ya da buna çok yakınlar. Aynen. Abi peki, şimdi hemen ben sazı elime alıyorum ve tabii devam ediyorum. Sen de buyur. Şimdi Yeti gerçekten de benim uzun uzun kullandığım, daha önce uzun yola çıktım böyle toplu olarak. Abi o kadar çok zevk almıştım ki bu arabadan. Şu en büyük hayallerimden bir tanesi bir gün Yeti alabilmekti ama Yeti alabilecek ekonomik duruma geldiğimde hiç Yeti almadım. Sen Japoncu oldun mu? Aynen, biraz Japonculuk da var ama Yeti hala daha her gördüğümde böyle kalbimi çelen bir araba. Bu Yeti'nin şöyle bir özelliği de var. Bugün otomobil testerların hangisini bu arabaya bindirirseniz bindirin çok seviyor. Yani herkes bu otomobili, hani ben o zaman ya acaba şimdi arabanın tipine bakıyorum, ulan bende mi bir problem var, ben niye bu kadar bu arabadan zevk aldım dedim. Sinan abinin videosunu izledim, onlar böyle, onlar da çok zevk almış. Topçuğ'un videosunu izledim, onlar da çok zevk almış. Gerçekten çok eğlenceli bir otomobil. Sürüş seven için, hani mesela benim gibi adamlar çok yüksek araba sevmezler normalde. Yüksek arabada da sürüş sevenler için gerçekten tam biçilmiş kaftan, çok yüksek değil ve yol tutuş kabiliyetleri çok güzel. Aynı zamanda sürüşü çok zevkli. Her yola geliyor. Yani bu arabaya her yola gelen bir arkadaş diyebiliriz. Görüş açıları, aynalar çok büyük değil ama açıları bayağı iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Oturma pozisyonu, koltuğu benim gibi orta üstte çektiğin zaman bile kaputun tamamını görebiliyorsun. Çok kolay bir kullanımı var. Sütunların tasarımı belki dışarıdan kötü gelebilir ama
İçine bindiğin zaman da inanılmaz bir kolaylık, neredeyse arka tarafta sıfır kör noktan var bu arabada. Sadece astsunları birazcık kalın, onun dışında hiçbir problemi yok. Gerçekten güzel. Dokunduğun yerlerin kalitesi gayet iyi ama aşağıların kalitesi bir B segmenti gibi. Hani mesela işte bir Golf'te de buralar serttir ama bundaki malzeme bir tık daha zayıfmış gibi hissettiriyor sana. Hani bir Polo'ymuş gibi hissettiriyor aşağısı. Yukarı Golf, aşağısı Polo gibi hissettiriyor. Yani aslında dışarıdan boyutlarına bakınca bir SUV gibi ama içine binip kalitesine baktığın zaman B SUV gibi. Bugün güncelde ne var? Bunun biraz daha büyütülmüş, aynı mantıkla biraz daha büyütülmüş hali C5 Aircross. Evet. İçerisi inanılmaz kaliteli değil ama oldukça kullanışlı bir araba ve bindiğin zaman vazgeçemiyorsun. Çok da zevk alıyorsun arabadan. Bu da onun aynı mantıkla, yani aynı şey demiyorum ama aynı mantıkla düşünülerek yapılmış hali. Şimdi arabanın sürüşüne gelelim. Bu arada koltukları epey rahatlar. Mesela ben bu koltukları VAG grubunda Volkswagen'in koltuklarına değişmem. Bunun yanları biraz daha açık abi, yanları ona göre. Biraz daha tutuyor. Yani şey, içine de çöküyorsun gayet rahat. Hani bel desteği de var iki tarafta, o da güzel. Mesela şurada bir gazlayalım. Mesela 80-78'de gidiyoruz. Dip gaz yaptım. Bir şöyle tutuşundan bahsedelim ufaktan. Tabii dizel otomatik olduğu için gidişi 105 beygir inanılmaz mükemmel değil. Ama 1.6 atmosferik otomobiller yerine o zamanlar bu motorlar çok tercih ediliyordu. Hala da ediliyor. O zaman baktığın zaman da mantıklı. Hani onlar belki 0-100 olarak biraz daha iyi gibiydi ama bu otomobil yokuşta da düşmüyor. Ve yokuşlarda hızlanabiliyorsun. Yüklüyken yokuşta gayet iyi performanslar gösterebiliyor sana. O manada 1.6 dizeller o zamanlar çok daha fazla tercih ediliyordu. Artık turbo benzinler biraz daha fazla tercih ediliyor. Şu an 140 kilometrelere geldik. Mesela 136'da gidiyoruz. Hızlanması çok mükemmel değil ama bu arabada şöyle bir şey var. Abi, ben bununla 3000 km, 4000 km civarında bir yol yaptım ve yolda hiçbir yerde daralmadım. Bu arabanın süspansiyonları yumuşak. Aynı zamanda virajlara çok sert de olsa girebiliyorsun. Zaman zaman ilk başta önden açılıyor. Sonra arkadan kaydığında toparlaması biraz daha ani oluyor ama hani arabayı yola oturtuyorsun. Sürün gibi ya adam, araba yolda gidiyor yani böyle bu yükseltiye rağmen. O manada ben bu otomobili çok sevdim. Böyle bozuk yollara girdiğin zaman sana kesinlikle kötü hissettirmiyor. Bozuk yollarda acayip böyle lezzetli gidiyorsun çok bir şey hissetmeden. Şu kilometresine rağmen mesela biz bu arabada çok bir trim sesi duymadan tıkır tıkır bozuk yollardan geçip gidebildik. Ve şey, yani konforlu, yumuşak hissettiriyor. Aynı zamanda yol tutuyor bu araba. Yalıtımına geleyim. Burada mesela bu arada 145 kilometreye geldik. 150 olduk. Yalıtımına geleyim bu arabanın. Yalıtım olarak ortalama 110'dan sonra rüzgar sesi başlıyor. Çok rüzgarlıysa mesela bugünkü gibi ortalama 105'ten sonra rüzgar sesi başlıyor. Ama 140'a geldik mesela. Çok aşırı değil. Yine birbirimizi duyabiliyoruz. Yol sesi biraz var. Motor sesi de mesela şu an 140'ta 2600'lü devirlerde ilerliyoruz. Hani aşırı bir motor sesi yok. Tatlı bir motor sesi var ve hani o dönemki hala daha da öyle VAG grubu otomobillerde bu otomobillerin 1.6 dizel motorlar sessizdi biraz daha. Diğerlerine göre biraz daha sessizdi. Özellikle Fransız'da 1.5, 1.6 Peugeot'un HDI'ları buna göre biraz daha şey abi, sesli motorlar. Bunlar daha sessiz çalışabilen motorlar. Mesela şöyle ufaktan gazlayalım. Sesi de dinleyin abi. 70. Baba hızlanması yapıyorum. 100. 110. İşte iki kişiyiz. Çantam var. Gayet ideal şekilde gidebiliyor. Yokuşlarda çok düşmeden gidebiliyor. Biz 5 kişiyle abi, ben 170-180 bayağı yolculuk yapmıştım. Sivas'a gelmiştik hatta o zaman bu arabayla. Mesela 150 olduk. Arabanın yola yapıştığını hissediyorum özellikle ön taraftan. Direksiyon aşırı net değil ama güncel otomobillerin netliğinde diyebilirim. Hani bir Ford gibi değil, böyle hemen tak tak değil ama ufak bir boşlukta işi çözüyor. Mesela şu an şerit değiştirmeye kalktığım zaman 170'de gidiyoruz abi. Ya araba yadırgamıyor yani. Yadırgamıyor yani, oturuyor. Gayet güzel gidiyor. Hani ufak bir hareket bile olsa 170 km hızda o hareket iyi bir hareket. Ama onu bile kaldırabiliyor bu araba. Gerçekten güzel. Mesela işte 130'da 140'da ile giderken hiç böyle eksiklik hissetmiyorsun. Sadece biraz küçük hissettiriyor bu araba. Onun dışında bir problemi yok. Yakıta gelecek olursak yakıt 7-7.5, hani 6.5'lara falan da düşersin şehir içinde ama ya genel olarak ekseriyet Sivas'ta mesela kışın 8 yakarsın bu arabada. Kışın illaki yani her arabanın olduğu gibi artış oluyor. 8 de kışın bir araba için iyi, gayet bence. Gayet iyi tabi. Doblo'da 9.5-10 yakıyorum ben kışın. Bazen 11 yakıyorum yani. 1.6 dizel araba. Linea da öyle yakıyordu Sivas'ta. Sivas olunca söz konusu olan yer. Şehir dışındaysa yaklaşık olarak 5'lere kadar düşebiliyorsun. Ben bununla full dip gaz
6,5-7 TL geldim ya. Full dip gaz ya. Yardıra yardıra yani. Dibine kadar basıyordum arabayla. O şekilde geldim. Gerçekten güzel. Bu arabada mesela arkada yolculuk edenler de işte koltuklar rahat. Arka tarafta özellikle 3 kişi değil 2 kişiyseniz inanılmaz rahat bir seyri var. Herkese kendine ayrı petli koltukları var ya yanları. Tabii. Ve yani, koltuklar da rahat yani. Evet, rahat. Aynı zamanda camlar da dar değil. Geniş camlar, dik camlar. Onun da güzel bir şeyi var. Havası var. Etrafı izleyerek gidebiliyorsun. Hani böyle bir pıtı pıtı her şeyi yapabileceğim, gerektiğinde virajdan viraja atlayabileceğim bir işte SUV görünümlü otomobilim olsun, SUV'um olsun diyorsan, gerektiğinde ticarette işte bir Doblo niyetine, gerektiğinde işte bir yolculukta, gerektiğinde bir arazide kullanayım istiyorsan, Yeti gerçekten şu an bir fiyat performans otomobili. Ben açık söyleyeyim, biraz sık araba değiştiriyorum biliyorsun, maymun iştahımız var o konuda ya da ayran gönüllüyüz de diyebiliriz kibarca. Mecburen hem işin gereği hem de sen hevesin ayrı tecrübe de kazanmak istiyorum. Yani farklı otomobiller, farklı markalara binmek istiyorum. Bu Karo'da Kami'yi de test ettik bu arada. Kırmızıydı o da, gelecek. Bunları da böyle hani görmek istiyorum. O manada baktığım zaman Yeti aslında çok almak istediğim bir araba ama piyasa payı için açıkçası tercih etmedim şimdiye kadar. Yani piyasa payı biraz zayıf bu otomobili. Net yani söyleyeyim onu. Ama Yeti de az önce dediğin gibi abi şunu görüyorum ben. Mesela Yeti binen bir adam. Hani ben anlatıyorum ya 124, W24 şöyle bir araba, böyle bir araba falan filan diye. Hani bugün biraz fazla param olsun. Direkt gidip kendime özel alacağım araba belli. Yeti'nin kullanıcısı da onun gibi. Yeti'yi kullanan adam şöyle diyor. Mesela bu J-Max'da da böyleydi. Ya Yeti alayım ben yine. İşte biraz daha düşük kilometresini alayım. Param buna yetecek. Bir daha Yeti alayım. Aileler olduğu için insanlar bunların dışına çıkmak istemiyorlar. Çünkü çocuğuyla, eşiyle daha rahat seyahat edebiliyor. Gitmek istediği yerlere daha rahat gidebiliyor. Bir konfor var bu araçlarda. Bahsettiğimiz tipteki araçlarda. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bence bu araba Golf'ten falan konforlu yani. Tabii ki. Çok güzel süspansiyonları var. Yani gerçekten söylediklerim boş değil. Yeti kullanıcıları altına yazarlar zaten. Umarım faydalı bir video olmuştur. Osman abi çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli oldu benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek.